Merhaba arkadaşlar. Bugün 22 Ekim 2020 Perşembe günü. Az önce para piyasası kurulu faiz kararını açıkladı. Yani biz şimdi konumuza gelecek olursak dün 3 dakika kesilmiş bizim videomuz. Dünkü videomuzun konusu neydi? Yabancıların Türkiye'deki pozisyon alma şekilleri. Ben orada yabancıların Türkiye'de pozisyon aldıkları zaman alternatif ürünlerden Eurobond, işte tahvil piyasası falan faizlerin çok yüksek olması kaynaklı. Zaten onların getirileriyle borsaya yatırım yaptıkları için aslında fazla bir riskleri olmadığını ve burada pozisyonları olduğu için de Türkiye'nin vazgeçilmez olduğunu belirtmiştim. Bu doğrultuda şimdi niye gelmiyorlar, gitmiyorlar? Belki de bir 15 dakika, 10 dakika önceki faiz, para piyasaları kurulunun açıklamış olduğu faiz kararı ve insanların kafasındaki işte her şeye müdahale ediyor, faizler işte enflasyonda paralel gitmiyor Türkiye'de algısı yüzünden, yani bu tarz çok müdahaleler ve yönetim sisteminin değişmesi kaynaklı yabancıların gelmediği de tabii insanların haklı olaraktan öne sürdükleri bir şey. Ben Türkiye'nin para piyasaları olsun, yönetim biçimi olsun falan böyle bir kişinin kontrolüne bırakılacak kadar basite gelmemesi gerektiğini düşünüyorum. Yani orada ben aynı düşünmüyorum insanlarla ve yeri geldiği zaman, zamanı geldiği zaman, istedikleri zaman, istedikleri kişiyi değiştirebilir. Yani ben buna inanıyorum. Yani siz buna derin devlet dersiniz, derin güçler. Dünyanın her yerinde geçerlidir bu. İstedikleri kişiye istediği şeyi yaptırabilirler. Yaptıramıyorlarsa süründürmeye devam ederler. Ki Türkiye bu konuda biraz sigorta görevi görmesi kaynaklı, dün de bahsettim, güçlenmeye başladığından dolayı özellikle Orta Doğu'da şu anda hiç bir araya gelmeyeceğini düşündüğünüz bazı ülkeler bir araya gelebiliyor. Daha düne kadar mesela direkt uçuşlar başladı İsrail'den Birleşik Arap Emirlikleri'ne. Suudi Arabistan'ın bile İsrail'le olan ilişkileri falan göz önünde bulundurduğunuz zaman yani değişik değişik şeyler oluyor. Bunlar bazı belki o zaman tek kişinin işte ben oldum demesiyle alakalı bir şey olabilir. Belki de çok hızlı çok büyüdük. Çok büyüdüğümüz için engel olmak istiyorlar görüşü de var. Ya da şöyle düşünebilirsiniz. Gerçekten çok büyüdük, çok güçlendik ama biraz çabuk hareket ettik. Yani bir de bu açıdan bakmak lazım. Genelde benim de şey yaptığım, durduğum nokta o. Bence biraz aceleci davrandık Türkiye olarak. Hani bu kadar aceleci davranmaya gerek yoktu. Bir 10-15 sene daha böyle sotede biraz daha güçlenerek o zaman sivrilmeye başlamamız daha doğru olurdu. Neyse bunlar bizim konumuzla çok alakalı değil ama yabancının gelip gitmemesiyle alakalı yorumlardan bir tanesi. Ama ben o kadar şey düşünmüyorum, o kadar basit düşünmüyorum. Yani basit değil de yani herkesin düşündüğü gibi düşünmüyorum. Bence her şey kontrol altında. Ve dünkü video 3 dakika geç kalmış. Orada biterken neyi kesilmiş ona da bakamadım açıkçası. Ama şöyle nihayetinde piyasa piyasada saçma sapan hareketler oldu. İMKB 30 ve İMKB 50 diye netlendirdiğimiz kağıtların birçoğu gitmedi. Çünkü piyasa daha yükselmedi. O yüzden gitmediler. Gayet de normal. Ve bu reçeteyi daha önce başka ülkelerde yaşadı. Biz de onu yaşıyoruz. Ama kağıt bazında bazı endeks dışı kağıtlarda çok ciddi primlenmeler oldu. Bunu da gayet doğal olduğunu. Çünkü döviz bazlı herkesin bir maliyeti var. Bu bütün piyasa içinde ben şu anda onu kendim iddialı şekilde de söylüyorum. Bu bütün piyasa için geçerli olacak. Malda oturabilen, malda bekleyebilen, alternatif ürünlere gerektiğinde böyle ekranı kapatıp hiçbir kımıldamadan bekleyenler bu işin meyvesini alacağını düşünüyorum. Yani nihayetinde bu inanmakla alakalı bir şey. İnanmıyorsan yani sepetin dışında full dolarda da takılabilirsin. Yani full faizde de paranı tutabilirsin. Full altında da tutabilirsin. Yani her şeyi yapabilirsin ama yani hisse senedinde o zaman bir kağıdın kısa zamanda %100, %200, %300 prim yapmasına kimsenin rahatsız olmaması lazım. Çünkü şöyle düşünüyorum. Şimdi örnek vereceğim. Biraz önce okudum. Yani adam atıyor, tutuyor. Yani yanında 1500 kişi çalışan bir sanayi şirketi bir ayda %50 prim yapıyor.
Adam birleştiriyor, şu olsun, brüt takasa girsin, şu olsun, böyle saçmalık olur mu? Yani senin Türkiye gibi bir ülke, yani koskocaman bir ülke, yerel para biriminin %400 değer kaybetti 5-6 sene içinde. %400, %500. Dünyanın hiçbir yerinde olan bir şey değil bu yani. Ve senin ülkenin güzide şirketlerinin yıllık borçlanmaları %8, %9, döviz faizi %10, %10 üçte bile döviz borçlanması yapan bir büyük şirket ve banka hisseleri var. Yani senin bu biraz da psikolojik yani. Çünkü benim açıkçası vatandaş olarak zoruma gidiyor. Şu zoruma gidiyor. Adamların bizden daha kötü durumda olduğunu biliyorum. Adam 4'le borçlanıyor, 3'le borçlanıyor. Sen 8'de 9'da borçlanıyorsun. Yani bunun arkasındaki sebepler siyasi, dini birçok şey koyabilirsiniz ama nihayetinde dönüp dolaşıyoruz. Bu iş yine inanmayla alakalı biliyorum ama inşallah biz gerçekten böyle acı reçetelerin uygulandığı 200 senelik dilimi geçiriyoruzdur. Şimdi gelelim esas bu videoda başlık olabilecek bir şey. Ben geçen bir şey yazdım. İşte 8 dolar eski endeks rakamıyla galiba 600 bin civarına denk geliyor. Bu yeni endeks rakamlamasıyla 6 bin civarına geliyor. 8 sent. Yani olur mu olmaz mı, bu iş işte biraz zor, saçmalık falan filan diyenler oldu. Ben saygı duyuyorum hepsine. Ben açıkçası 1,1 dolar ve 6, yukarıda da 2,2 sent arası her yer yatay salınım olarak düşünüyorum. Ben de öyle endeks kişi kağıtları baz olarak almıyorum. Nihayetinde İMKB 30, hatta İMKB 10, yani İMKB 30 da değil. İMKB'de 10 şirket. Bunlar nedir? Bankalardır. Büyük senin holdinglerindir. Yani bunları da isim zikretmeye gerek yok. Ben bunlardan bahsediyorum. Endeks zaten yürüyecek olursa bunlarla yürüyecek. Yani dün bile 2 gün önce gördük yani %5 alınca bir kişi birçok tahtada zaten malını verdi, seyrediyordu. Bugün böyle bir karar geldi, tekrar düştü. Tekrar çıkar, tekrar düşer. O benim ilgi alanımda değil. Ben daha uzun vadeli düşünüyorum. Zaten 2018'den bu yana da sadece pandemi dışında da öyle pandemide endeks ağırlıklı pozisyonlarımı vermiştim. Tekrar yerine koydum. Ve ben uzun vade 2,2 sentten sonra hızlanacağını düşünüyorum ama 2,2 dolar ve 6 her yer bizim BIST'te yabancı için, yerli için ben alım fırsatı olduğunu düşünüyorum. Ama olur, 8 sent olur, 8 dolar olur, 5 dolar olur. Siz yani 6 dolar olur, 4 dolar olur. Zaten 2,2 doların üzerinde buralardan alan herkes sattığı zaman ciddi bir para kazanmış olacak. Ama birçok alternatif ürüne göre belki de şey olmuş olacak, nasıl diyeyim size, parasını, ana parasını ancak kurtarmış olacak. Belki de hiç olmayacak. Biz yanılacağız. Belki de çok daha uzun vade sürecek. Kötümserler haklı çıkacak. Çünkü insanların kafasında Türkiye'de kötümserlere de çok hak vermeme geldi değil. Birçok soru işareti var. Acaba işte yönetimsel daha fazla başka sıkıntılar olabilir mi gibilerinden. Açıkçası onu bir insanı yani adayları yüklemeye başlandığı zaman anlayabilirsiniz ya da seçimde anlayabilirsiniz. Şu anda öyle bir yükleme gözükmüyor. Ve muhalefet tarafında da Türkiye'de bir hareket gözükmüyor. Yani işin garip tarafı da o. Yani muhalefet tarafında da insanlar hayatlarından memnun gözüküyorlar. Demek ki herkes hayatından memnun. Bu işin senaryosu ne olur? Yani 8 dolara gidilirse 8 dolar hedefi soran oldu bana. Biraz uçuk bir rakam değil mi? Açıkçası ben 3-3,5 dolar ve üstünde herhangi bir yerden de daha farklı şekilde girerim topa, söylerim ama 5 dolar bile ve 5 dolar ve üstünde Türkiye'ye endekslemesini götürecek ne olabilir? Senaryo ne olabilir? Gibi bir soru da geliyor. Açıkçası ne olabilir? Yani ben düşündüm, konuştuğum insanlar falan filan bizi gerçekten 5 dolara götüren mesela 2000 senesinde görmüşüz 5 dolar. Ondan sonra 3,5 dolar galiba 2007'de görmüşüz endeks olarak 3,5 4 dolar. 5 dolara bizi ne götürebilir? Hangi senaryolara götürebilir? 2007'de bir para bolluğu vardı ve
dünya para politikası bizim gelişmekte olan piyasaların çok lehine işliyordu ama 2000 senesinde neydi mesela? 2000 senesinde hiçbir şey yoktu. Sadece 2000 senesinde bizi 5 dolara götüren beklenti sadece IMF ile bizim standby yapacaktık. Herhalde o sıra Mesut Yılmaz, Devlet Bahçeli ve Bülent Ecevit'in olduğu bir koalisyon hükümetinde oldu bu yani. Çok kısa zamanda bunu bahane ettiler. Ne diyorum? Bahane ettiler. Ben şimdi şu anda geldiğimiz konjonktürde dışarıdan yani borsacı bakış açısı ve sermaye piyasaları ile ilgilenen insanların bakış açısından ziyade dışarıdan bakanların bizim sosyal politik ve bizim sosyal yapının değişimi de çok fazla bir değişim oldu biliyorsunuz. Yani Suriye'den gelenler, Irak'tan işte Suudi Arabistan'dan burada çok mülk alanlara falan oldu. Ve Afganistan'dan gelen var, Gürcistan'dan gelen var. Çok değişik bir göçmen politikası da gidiyoruz bu arada. Sanki yapılmak istenen, özellikle bu Amerikan seçimlerine de tabii Trump'ın gelmesiyle de biraz alakalı bir şey. Biz sanki yani o bizim 8 dolar ve 5 dolara gitmemize de etki eder mi? Burada bir küçük Amerika kurulmak isteniyor. Yani Türkiye'de küçük bir Amerika kurulacak ve bizim şu anda gidişatımız, altyapı, üst yapı çalışmaları, fabrikaların, tesislerin, yollarının görüntüsü de onu gösteriyor. Burada küçük bir Amerika kurulacak. Bu küçük Amerika yine Avrupa'nın sigorta görevini görmeye devam edecek. Bir üst olacak. Burada tahmin ediyorum zaman içinde yani 4-5 sene içinde Türkiye'de Kürt politikası diye tabir edilen şeyde iyileşme yönünde ciddi bir mesafe kat edileceğini de düşünüyorum ben. Bu ikisi birleştiği zaman bizim 8 dolara gitmemize engel hiçbir durum yok. Ben buna inanıyorum. Bunu da görüyorum yani. Bu şu andaki gidişat bizim o. Ve Orta Doğu'da işleri bitti. Şöyle bitti. Bunlar 100 yıl önce petrol için geldiler. Şu anda petrolle olan bir bağımlılıkları kalmadı. Ve geri basıyorlar, geri gidiyorlar. Ve giderken buraya işte İsrail'i daha büyüterek gitmek istiyorlar tabii. Benim gördüğüm de bizde de böyle bir gidişat var. Yani gidişat onu gösteriyor. Bu şey tabii bu hükümetle mi olur? Yeni yüklenen yapıyla mı olur? Yine aynı hükümetle devam edip etmeyeceklerini bilmiyorum. Ama görüntü itibariyle çok kötümser değilim. Kötümser değilim çünkü her şeyin kontrol altında olduğunu düşünüyorum. Tabii nasıl olacak bu iş? Bu iş biraz sürü psikolojisiyle alakalı bir şey. Tabii o yüzden flamingolar diye de tabir edilen bir şey var. Birilerinin gelip bu işe start vermesi gerekiyor. Bu nasıl olabilir? Yani bir kere buraya bir para girmesi gerekiyor. Yani ciddi bir para girmesi gerekiyor. Öyle 500 milyon dolar, 1 milyar dolar gibi bir rakam değil. En az buraya bir 10-15 milyar dolar bir para sokması gerekiyor. Yani kademeli çıkış için bile. Sırf borsa için bahsediyorum. Burada böyle bir 2,2 sent ve üzerine bir hareket olduğu zaman ondan sonraki mesafelerin çok hızlı aşılacağını düşünüyorum. Tabii bunu bir senaryoya oturtmak gerekiyor mu gerekmiyor mu o ayrı bir şey ama ben bir senaryo eşliğinde olacağını da çok ilk başta zannetmiyorum ama sonra haberler arkasından geleceğini düşünüyorum. Bu videoyu da burada bitirelim. Hem de dünkü videoda özellikle işte kesilen yerle alakalı da videoyu bitirirken şunu söyleyeyim. Piyasadaki bütün tahtalar şu anda döviz bazlı adam oturduğu yerden %300 kazanıyorsa herhangi bir tahta yapıcı buradan %600, 700, 800, 1000 yapmadan da bırakmayacaktır. Yani ben buna inanıyorum. Yani çünkü çok ciddi 2015'ten, 2014, 2013'ten beri ciddi, çok ciddi her seferinde yani gerek siyasi gerek şey çok ciddi bir haber akışı ve şey yaşadık. Yani ülke olarak yani bakın ben açıkçası Türkiye'de çok fazla işlem yapmıyorum. Tamam ben çok fazla pozisyonum da yok. Ben ekran hastalığım var. Devamlı ekranlara bakıyorum. Ve yurt dışında yapıyorum. Yani ve yurt dışında
15 dakika geliyorum, ekranımı açıyorum mesela. Devam bakmıyorum çünkü işim müsait de değil. Ama ben yurt dışında trade ediyorum. Orada beni de ilgilendirmiyor ne olduğu. Yani Doğu endeks kontratlarını alıp satıyorum. Bizde de VIOP'u alıp satıyordum ama böyle piyasaların çok döviz bazlı ve kelepir olduğu, böyle bu tarz değerlemelerin yerle bir olduğu, yani bacası fiyatına koca fabrikaları aldım, değerleme fiyatlarını geldiği zaman en mantıklı şey alıp üzerine oturmaktır. Ve o pozisyonu korumaktır. O pozisyonu alıyoruz diye bir şeyleri de uydurmaya da gerek yok. Gözle görülen bazı şeyler var. Bazı insanlar görür, bazı insanlar görmez. Kuruya siyaseti de sevmiyorum. Kuru kuruya siyaset bizim işimiz değil. Çünkü bir şeyi savunduğunuz zaman arkasına bir şey koymanız gerekiyor. Ben ona inanıyorum. Yani şöyle çıkıp kardeşim, o ki böyle olmasından rahatsızsan buna bir aday çıkartacaksın veya kendin aday olacaksın. Türkiye'de demek ki herkes halinden çok memnun ki burada öyle bir hareket olmuyor. Ben ona inanıyorum. Ve dediğim gibi burada ciddi getiriler olacağına inanıyorum. Ciddi getiriler olduğu zaman içinde kalan oturabilen bu işten para kazanacak. Her gün böyle durmadan pozisyon değiştirenlerin bu işten karlı çıkacağını zannetmiyorum. Böyle havalarda da ekranı kapatmayı herkese tavsiye ediyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.